39. İstanbul Film Festivali'nde yarışma heyecanı 17 Temmuz'da başlayacak. 17-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek gösterimlerin ardından ulusal yarışma ve ulusal kısa film yarışmasında ödül kazanan filmler 28 Temmuz Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi'nin Boğaz manzaralı terasında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Selçuk Metin'in yönettiği, kendi anlatımı ve yakınlarının tanıklıklarıyla Metin Akpınar'ın yaşamını konu edinen İyi Ki Yapmışım belgeselinin dünya premieri Akpınar'ın da katılımıyla ödül töreninin ardında yapılacak. İyi Ki Yapmışım Ekim ayındaki festival programında yer alarak izleyiciyle buluşacak. Ulusal yarışmada ise 39. İstanbul Film Festivali ulusal yarışmada Altın Lale Ödülü için yapımı 2019-2020 sezonundan tamamlanan 11 film yarışacak. Ulusal yarışma jürisi en iyi film, en iyi yönetmen, jüri özel ödülü, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi senaryo, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu ve en iyi özgün müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek. En iyi filme 200 bin lira, Onat Kutlaranası'na verilecek jüri özel ödülünü kazanan filmin yapımcısına İKSV tarafından 50 bin lira ödül veriliyor. En iyi yönetmen Anadolu Efes tarafından 50 bin TL, en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncuya da 10 biner TL ile ödüller verilecek. En iyi özgün müzik ödülü bu yıl Rekord tarafından 5 bin lira para ödülüyle desteklenecek. En iyi senaryo ödülü bu yıl Axolotl tarafından 10 bin lira para ödülüyle ödüllendirilmiş olacak. Ulusal yarışma bölümünde yer alan filmlere gelince, yer alan filmler şöyle: Orçun Behram'ın yönettiği Bina, Anıl Gelberi'nin Plaza, Ercan Kesal'ın Nasipse Adayız, Hacı Orman'ın Körleşme, Faysal Soysal'ın yönettiği Ceviz Ağacı, Ümit Ünal'ın Aşk Büyüsü vesaire, Onur Ünlü'nün yönettiği Topal Şükran'ın Maceraları, Erkan Yazıcı'nın Uzak Ülke, Mehmet Emin Yıldırım'ın Şair, Leyla Yılmaz'ın Bilmemek, Özkan Yılmaz'ın ise Soluk filmleri ulusal yarışma bölümünde yarışacak filmler arasında yerini alacak. Duruyor. Tamam. İyi değil mi böyle? İyi, ben ona göre ayar yapacağım. 3, 2. Ercan Kesal'ın yönetmen koltuğuna oturduğu ilk filmi Nasipse Adayız filmi hem burada uzun metraj film yarışması arasında, yarışmalar arasında yarışacak hem de burada ilk gösterimini, ilk premierini Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirecek. Dünya premierini pandemi öncesinde Ocak ayında Avrupa'nın en önemli festivallerinden Rotterdam Film Festivali'nde yapan Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi Nasipse Adayız'ın Türkiye premieri 39. İstanbul Film Festivali'nde yapılıyor. Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen İstanbul Film Festivali ulusal yarışması 17-28 Temmuz tarihlerinde sinema severlerle buluşacak. Ulusal yarışma ödülleri ve Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülü için yarışacak Nasipse Adayız'ın Türkiye premieri ve festivaldeki tek gösterimi 24 Temmuz Cuma akşamı saat 21'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Ulusal yarışmada ödül kazanan filmler 28 Temmuz Salı akşamı Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Türkiye-Sırbistan ortak yapımı Ercan Kesal'ın aynı adlı romanından uyarlanan Nasipse Adayız, İstanbul'da bir belediyenin başkan adayı olan Doktor Kemal Güner'in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor. Başrollerinde Ercan Kesal, Selin Yenici, İnanç Konukçu ve Multiple Müjdeci'nin yer aldığı filmde Nazan Kesal ve Valerio Antruada da konuk oyuncu olarak karşımıza çıkacak. Yapımcılığını Ay Yapım, Poyraz Film, Tally Production ve Living Picture'ın gerçekleştirdiği film, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Sırbistan Film Fonu tarafından desteklendi. Filmin görüntü yönetmenliğini Barbo Balasio üstlenirken Ali Aga kurgusunu Oya Köseoğlu da sanat yönetmenliğini yaptı. Evet.